Merhabalar kızlar. Uzun zamandır vlog çekemiyorum. Herhalde bir 10 gün falan oldu. Fırsatım olmadı. Bir de İstanbul'dan döndük. İşte 4-5 gün sonra Antalya'ya tatile gittik. Oradan da Ankara'ya geçtik Tansel'in yanına. Da İstanbul'dan yani o tempodan çıktığımızdan, oraya geldiğimizden beri tamamen doktor işleriyle ilgileniyoruz. Benim sol bacağımda varis vardı. Bunu daha önce sizinle paylaşmıştım. 10 yaşından beri var. Durun şu bulaşık makinesi sesini kapatıp geliyorum. Rahatsız etmesin sizi. Durdurayım şunu. Durmadı. Geldi. 10 yaşından beri vardı. Ve genetik olduğunu söylüyorlar. Yani doktorlar bu tarz şeylerin hani ırsi olduğunu. Ama gerçekten teyzemlerde de annemde falan da var. Ve o beni çok fazla rahatsız ediyordu. Yaklaşık bir 2-3 senedir. Birkaç defa gittim, romatizma testleri falan yaptılar, bir şey çıkmadı. Sonra işte bu FMF çıktı ya, ona bağladılar hani ayak ağrısını. Bir de bel fıtığım var biliyorsunuz, bir de göbek fıtığım var, bir de boyun düzleşmesi var. Maşallah olmayan yok. Neyse, uzun lafın kısası, doktor bana demişti ki bunu 2-3 sene içerisinde yakarsan, hani yaktırırsan iyi olur. Gittiğinde lazere gerek olmadığını, muhtemelen araba kullandığım için 2-3 yıldır o bacağımı çok yormadım. Benim tahminim bu, hani o şekilde ilerlemedi doktorun tahmin ettiği gibi. Velhasıl kelam, ona bir köpük tedavisi uygulanacak. İç varis yokmuş, renkli doppler çekildi, dış varis varmış. Onu da köpük yöntemiyle, yani böyle 8-9 tane iğneyle girip içeri bir ilaç veriyorlar o kılcal damarlara. O büyümüş, patlamış kılcal damarlara. O ilaç, önce kanı çekiyorlar içinden, sonra ilacı veriyorlar. Zaten 15 dakikalık falan bir işlemmiş yanlış hatırlamıyorsam. Ben orada da Medical Park'a gittim. Ali Bey'di sanırım doktorumuzun ismi, ya da Yaşar mıydı, şu an hatırlayamadım. Çok fazla doktora gittiğim için bu aralar. Sonrasında içine o ilaçlı bir karışım veriyorlarmış. O ilaçta o damarların küçülmesini, yok olmasını falan sağlıyormuş. Ve bu şekilde %80 oranında bir dış varisin görüntüsünde bir bozuk, yani yok olma oluyormuş ve ağrımıyormuş. Benim çok ağrıyor. Bazen şişiyor. Eşim böyle 3-4 kalıp buzla üzerine böyle masaj yapıp bir 15-20 dakika ben böyle ağlarken o beni sakinleştirmeye çalışıyor. Sol bacağımda, sağda değil de. Ve şöyle bir durumum da vardı. Göbeğimde fıtık var. Belimdeki fıtıktan ameliyata ihtiyacım olmadı. Zaten doktor ameliyat etsem de çok büyük bir fark olmayacağı için sana bunu tavsiye etmiyorum. Fizik tedavi ve kendine dikkat etmeni tavsiye ediyorum dediği için ameliyat seçenek bile olsa onu olmak istemedim. Çünkü olanların da gerçekten iyi bir iyileşme gösterdiğini görmedim. Hatta pişman olduklarını gördüm. Ve göbeğimde Beril Ece'nin hamileliğinden sonra oluşan bir fıtık var. Yani İdil ile Beril'in arası 6 ay olduğu için 6 ay sonra bir daha hamile kaldım. Muhtemelen göbek toplanmadan bir daha üzerine büyük bir gebelik geçirince. Çünkü Beril yani bayağı 3 kilo 800 grama yakın doğdu. Ve Beril hep düşük tehlikesiyle doğmuş bir bebek olduğu için yan değil de hep dik pozisyondaydı. Çünkü ben her doktora gittiğimde düşmek üzere pozisyon değiştirmiş. Hep bu şekilde, hep bu şekilde diyorlardı. Ve Beril doğduğunda benim kaburgalarımın altında ciddi bir morluk vardı. Efendim anneciğim. Hatta doğumdan sonra doktora sormuştum. Hani bir hafta sonra muayeneye gidiyoruz ya. Benim kaburgalarımın, yani göğüs kafesimin altı mosmor. Bu böyle mi kalacak? Çok acıyordu. Yani şöyle yapamıyordum yani acısından. Dedi ki geçecek. Bebeğin ayakları sürekli oraya vurduğu için. Yani orada bir morluk var. Hatta şişlik vardı yani şöyle yumru şeklinde. Valla annelik çok zor. Büyük emek. Hele hamilelik benim için yani hiç özlediğim bir şey değil. Çok zor geçti çünkü. Doğumdan sonra da tam böyle göbeğimin altında, yani göbek deliğimin altında bir fıtık oluştu. Onu doktor senelerdir ameliyat etmemiz gerektiğini söylüyordu. Ben böyle yataktan kalkınca falan ağrıyor ama hani korkuyorsun haliyle. Hep böyle bir olur, yaparız, yaparız. Gideceğim, gideceğim, gideceğim. İşte çocuk 10 yaşına bastı. Gideceğim hala. Neyse, bu İstanbul'dan döndüğümüzde dedim ki ben bundan sonra yapmam gereken her şeyi yapacağım. Varis için gittim. Onun çok acelesi olmadığını, 20'si, Eylül'ün 20'si gibi yapabileceğini söyledi doktor. Hem de dedi ki kış olsun. Güneşten etkilenmemesi gerekiyor. Sıcaklıkta iyi olmuyor. Hani evde de dursan, dışarıda çıksan fark etmiyor dedi. Sonra göbeğim için doktora gittim. Doktor dedi ki ameliyat olman gerekiyor. Bana hemen 4 Eylül'e tarih verdi. 4 Eylül'de ameliyat olacaksın. Allah benim o sıra böyle sırtından ter başladı. Nasıl ya, 4 Eylül mü falan. Sonra alıştım tabii psikolojik olarak. Şu anda yarın sabah ameliyata gireceğim. Muhtemelen bu videonun devamında siz benim ameliyat videomu izleyeceksiniz. Şu an psikolojik olarak buna hazırım. Yani evet, yarın ameliyat olacağım. Nasıl olacak? Süreç nasıl geçecek? Neler olacak? Hiçbir fikrim yok. Hatta doktora anlatmak istediğinde ben dedim duymak istemiyorum. Çünkü ben dedim çok etkilenen bir insanım.
Onu duyarsam dedim kafamda kurarım. Hiç dedim gerek yok, kan görmeye bile dayanamıyorum. Siz beni yatırın ameliyat edin, anlatmayın. Tamam dedim, hatta dedim ameliyattan çıktıktan sonraki süreci falan konuşuruz. Çünkü bunu olacağım yani. Konuşsak da olacağım, konuşmasam da olacağım. Yapabileceğim bir şey yok. İki kere göz ameliyatı geçirdim. Çok korkunç ameliyatlardı. Şu anda size gösterebilir miyim bilmiyorum ama yani şu anda iki tane, burada dört tane, burada da dört tane dikiş izim var gözlerimden. Çok zordu ama bu o kadar zor olmayacakmış sanırım. Yani 10 gün sonra falan herhalde normal hayatıma, yani yürümeye falan devam edebilirim gibi duruyor. Bilmiyorum. Yarın sabah 9'da ameliyatım var. Şu anda deli gibi ev temizliyorum. 10 gün ayağa kalkamayacağım diye iş güç yapıyorum. İşte lekeli havlulara kadar attım, temizleniyor. Makina, ayakkabılar, çocukların kıyafetleri, dolap içleri, ev, toz vesaire. Aklınıza ne geliyorsa, buzdolabının içi. Kendime bile yani düşünün, hani işte baktım ben kaşımı almam gerekiyor mu? 10 gün alamayacağım. Tamam alayım o zaman falan şeklinde. Çantamı da hazırladım. Çekerim size birazdan onu. Yani hayat size ne gösteriyor bilemiyorsunuz. Bana dua ederseniz çok mutlu olurum. Zaten siz bu videoyu izlediğinizde ben ameliyattan çıkmış olurum. Muhtemelen size ikinci, üçüncü günü de çekmiş olurum diye düşünüyorum. Bak, yarın ameliyatım var. Yarın ameliyatım var. Evet, buna alışmam lazım. Alıştım ama hala tam kabul edemedim. Videoya tabii ki devam edeceğiz. Bakalım neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Kızlar, çocukları bu gece baba halalarında kalsınlar diye Elif ablaya getirdik. Böyle stresten sivilce çıktı, konuşamıyorum bile. İdil'le Beril halalarındalar. Biz de birkaç saattir buradaydık, yemek falan yedik. Şimdi kalkacağız. Evet, benim bacım. Bugün ameliyat olmamın 5. günü. Ve Elif abla, Muhammed burada yok. Bana refakatçi olarak geldi. Zehra. Efendim aşkım. Çocuklar kapıyı açın, televizyonu götürün. Çok güzel değil mi? Ben Muhammed'i aldığında çok kızmıştım, biliyor musun? Niye? Bunu sanırım biz Teknosa'dan mı ne aldık? Çok büyük dedim, yani ne gerek var? Çünkü bunu biz ölçmüştük. Bir tık küçüğünü alsak bu odaya oluyordu. Yo, güzel. Bir de o zaman da pahalıydı yani, ya gerek yok demiştim. Siz o zaman iyi bir fiyat aldınız. Biz 12 bin emine aldık. Şu an 47 bin liraydı en son. Ne? Biz 12 bin aldık. Sen parayı bulursan şükret aşkım. En son şu baktığımda 47 bin liraydı. Şu an bilmiyorum. Valla eskiden 100 bin araba oluyordum. 100 bin TL falan herhalde. Ne? Evet. Yemin et. Evet, neydi bu markası? Elci. Değil mi kız Elci? Elci. Nano. Ciddi misin? Evet. Yuh, kafayı yemişler. Baktım. Samsung'da baktım. Bak bir yıldır televizyon alacağım ya, almıyorum. Gıcık kanka oldum. Sen ne diyorsun? Allah yeni evlenenlere yardım etsin yani diyorum. Başka bir şey demiyorum. Hani küçük de alsan onlar da pahalı zaten. O parayı küçüğe 40 bin lira verene kadar büyük senin alırım. Senin dediğin 50 bine küçük bine de 50 bine. Biz aldığımızda bu 12 bin liraydı. Bundan daha pahalı olan da, yani en ucuz olup da pahalı olan da, yani bir tık aşağısı olan, daha doğrusu yanlış söyledim. Hele sen YouTube kanalına mı çekiyorsun? Evet aşkım. Daha yeni falan. Telefonu yan tutuyor mu? 8 bin lira falandı bak. Ben Muhammed'e dedim ki ne gerek vardı 4 bin lira daha verip bunu aldık. Yani 2 inç daha küçüktü, öyle ben söyleyeyim. Ben de YouTube kanalındakilerle küsüm. Ben de küsüm. Yani o senin küstüklerine ben de küsüm. Kanalıma küs değilim, sizi çok seviyorum kızlar da. O kötü yorum yazanlara tabii ki ben de gönül koymuyor muyum? Koyuyorum. Yani böyle bakın, saygılı ve sevgili eleştirenlerden bahsetmiyorum. Ki saygılı ve sevgili eleştirmek nedir bana göre, onu da söyleyeyim size. Bir insanın giyimiyle, işte gözüyle, ailesiyle, çocuklarıyla alakalı yorum yazanların kendini geliştirdiğine kesinlikle inanmıyorum. Bunu söyleyeyim. Bak, istersen burayı kesersin. Yok, kesmeyeceğim, söyle. Bir şey söyleyeceğim. Ben dün Instagram'da bir şey denk geldim. Bir tane hastanede
Belki sen de görmüşsündür. Söyle, belki de görmüşsün. Yaşlı bir teyze, tamam mı? Kapalı kadınlara gördüm, hakaret ediyor. Gördüm. Yobazsınız diye bağırdı. Yobaz, halbuki yani kendisi cahil. Tesettürlü olmayan teyze diyorsun değil mi? Evet, hatta olmaz. Siyah bir hırkası vardı. Ha, o gerçekten cahil ve gerici bir insan. Kızlara laf söyledi. Evet. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yaptığı çok büyük terbiyesizlik. Çarşaflı, kapalı, açık. Bunun tam tersini yapanlar da var. İşte kapalı. İki tarafta cahil davranıyor böyle yapıyorsa. Bir şey söyleyeyim mi? Yani gerçekten tüm samimiyetimi söylüyorum. Arkadaşlar, bayanlar, hemcinslerim, çok yanlış yapıyorsunuz. Yapmayın. O... Yani insanın, bakın, çarşafından size ne? Pardösesinden, başörtüsünden, tokasından, şortundan. Size ne? Hepsi için size ne? Siz bu insan, insan mı? Ne yani bu taksis, evet. Kime, sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bizim dinimizde de böyledir. Sen kime ne zaman laf söylersin biliyor musun? Senin dinine biri küfreder. Senin şahsına, senin değer şahsına verdiklerine hakaret ederse, hakaret senin dinine gelip de karşına söyle böyle derse ağzına lafı yapıştırırsın. Sana bir şey değil mi? Bak ben ortalığı yıkarım. Ben de yapıştırırım, kusura bakmasın. Benim bayrağıma, dinime biri laf söylüyor. Hele bir denesin. Yakarım. Ha, ama normal şartlarda. İşte Hristiyan, Yahudi ne olur. Yani kişi böyle kendi halinde ne istediğini yapıyorsa bana saygı ne ya? Saygı duymak zorundasın. Bak çünkü saygı duyarım ama bana uymuyorsa izlemem, bakmam. Var. İşte Müslüman kardeş, Müslüman kardeş uyarmak zorunda. Devir, evet. Teknoloji devri arkadaşlar. Ama artık herkes her şeyi biliyor ki. Hayır, bir de bir de şunu söyleyeceğim. Ya Hazreti Osman'dı ya Hazreti Ömer'di. Çok hatırlamıyorum. Hazreti Ali de olabilir. Dört büyük sahabeden birisiydi. Birisi birini toplum içinde ikaz ettiğinde diyor ki senin toplum içinde yaptığın hani uyarı değil hakarettir. Sen bunu yapamazsın diyor. Ve bu gerçekten doğru. Bizim dinimizde böyle bir şey yok yani. Hani o yorumlara gidip de bilmem ne işte falan filan. Yani bu tarz kimse böyle bir şey yok. Bir de işte hani sen açıldın ya, onun için böyle bir açıklama konuş yap. Yok, ne münasebet, hiç onunla alakalı yapmıyorum. Yapacak çok olsam çoktan yapardım. Akşam teyzeyi izlediğimde şok geçirdim. Sen kimsin ki? Yani ne kadar tesettürlü olmayan şey... teyze, bilmeyenler için söyleyeyim, bir hastane, evet. Doktor sırasında bekliyor. Karşısında ve yanında oturan tesettürlü abla utanıp kalktı, bak ondan utanıp yanından kalktı. Karşısında oturan gencecik 3 tane tesettürlü kadına siz gericisiniz, siz şusunuz, siz busunuz diye yazıklar olsun bilmem ne diye bağırıyor. İşte onlar da bir tanesi de videoyu alıyor onları. Ve çok terbiyesizce bir şey. O kadınlar orada kendi halinde oturmuşlar. İster ferace giyer, ister çarşaf giyer, ister şort giyer, ister bikiniyle gelir. Sana ne? Sana ne? Mesela bunu da yaş teyzeler yapıyor. Yine. Çok terbiyesizdi. Özellikle bak ve o kötü kelimeyi kullanmak istemiyorum. Sen ne? Açıksan işte o ahlaksız damgasını işte şort ya. O zaman o Müge Anlılar'da, Esra Erol'larda lütfen rica ederim, çok yanlış. Yani, her kesimden. Yok, her kesimden insan hata yapabilir. Çok ayıp. Düşünce şeklin olursa olsun insanlar hata yapabilirler. Olur mu ya? İnsanların giyim kuşamına göre sen namus öyle bir şey değil. Namus böyle bakarsınız bu olmaz yani ve çok yanlış bir şey. Çok cahilce bir düşünce bu. Hacı hoca oldu arkadaş. Bir zaman gelecek. Alimler susacak, cahiller konuşacak. İlk nedir gelen emir? Okudur. Onun için insanların bence okuması gerekiyor her şeyden. Ben ilk defa bu cümleyi kullanacağım bu konuyla alakalı. Bence bir insan bir şeyden çok fazla rahatsız oluyorsa ondan neden bu kadar rahatsız olduğunu kendine sorsun. Bakma. Yok, sorması lazım. Şimdi seni bakma. Bu kadar alakadar etmeyen bir şeyden bu denli rahatsız oluyorsan ya o şeyi sana zorla yaptırıyorlar. Bence öyle. Ya da sen yaptığın şeyi daha neden yaptığını bilmiyorsun. Çünkü İslam hoşgörü dini. Gerçekten öyle. Bir de yani ben şunu da anlamıyorum işte biri sanki böyle dinsizmiş gibi. Vallahi evet, arkadaşlar yani tesettürlü olup çok, bak o da olabilir. O da kişinin din Allah'la kul arasında olan bir şeydir. Kişinin kendi iç yolculuğudur. Hiç kimseye de alakadar etmez. Ama şunu da söyleyeyim. Birisi ne tesettürlü olduğu için gerçekten inançlıdır ne de açık olduğu için gerçekten inançlı değildir. O zaman münafık dediğimiz o kavram olmazdı. Sen zaten bir şeyi Allah için yapmasan bazıları münafıksın. Olduğu gibi göründüğü gibi değil. Mesela bana yazmış gibi bizi alıştırsaydın.
Ne yapacaktım? Arkadaşlar, ben Allah'ın bildiğini sizden mi? Haftaya diğer kolum, öbür hafta diğer bacağım. Sırayla geliyorum, bekliyorum. Elif abla ya. Yani diyeyim sen neye soğuktur. Ben var ya, gelen linçleri burada paylaşsam birkaç tanesini. Yazsın. Yapılırken mesela sen hakkıyla yapıyordun. Bir takdir etmek lazım. Son gününe kadar hakkıyla yaptım. Hakkıyla yaptı. Hiçbir zaman da zarar vermedim. Bunu da hakkını veriyor kız yani. Hayır. Ya öyle de değil. Aslında sen şu an esprisine sinir olduğun için söylüyorsun. Onun farkındayım ama. Şunu söyleyeyim. Bazıları gerçekten hiç haddi olmadığı halde, onu hiç alakadar etmediği halde saygısız ve sevgisiz konuşuyor. Ben onların gerçekten iç dünyasında birçok şey çözmemesine bağlıyorum. Bir de hoşgörüsüzler, empati duygusundan da yoksunlar. Sende suç var ama. Sen sırayla kolunu bir önce bir Hayır canım, ben her zaman net ve dürüst bir insandım. Her zaman da öyle olmaya devam edeceğim. İnsanlara yalan söylemedim. Bak ben tanımıyorum çok ama bir tane kapalı fenomen varmış. Çok gülüyorum. Beni de ilgilendirmiyor ama kadın ilk önce şey yapmış, açılmış. Ama açıldığını söylemiyor. Pardüse reklamı yapıyor. İç dünyası çok farklı. Televizyon insanları kandırıyorsun. Bak bu yalancı. Evet, yok yok, ben onu yapmadım. Ya ben buna karar verdim. Ben böyleyim. Ben insanları kandırmam. Yok, ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben bu kararı verdiğimde bana böyle çok sevdiğim birkaç kişi dedi ki bence bu kararı ver, hatta uygula ama sosyal medyada paylaşma. Ben de dedim ki ben onlarla her şeyi paylaşmaya çalışıyorum, paylaşabildiğim kadarıyla. Bu ameliyatlı yüzümle konuşayım. Ben dedim, korkudan uçuk falan da çıktı, bakmayın yüzüme kızlar. Ben dedim onlar bilmeden hiçbir şeyi gizli kapaklı yapmayacağım ve yapmadım da. Hiç pişman da değilim açıkçası. Yani bunu bu şekilde yaptığım için. Bu benim kararımdı. İsteyen saygı duyar, isteyen de duymaz. Tabii ki o da herkesin kendi kararı. Neyse, ameliyatıma gelelim şimdi. Bugün 5. günü. Yaşıyorum ama ölmedim ama yaşıyorum. Gerçekten çok ağrım var. Yani şöyle ağrım var. Genelde durduğumda ağrım yok. Ama hareket ettiğimde ağrım var. O da geçecek Allah'ın izniyle. Bu akşam randevum var. İşte o dikiş yerlerine falan bakacaklar. Video çekemedim. Hastanede çekemedim. Açıkçası öyle bir an ki, mahşer anı gibi. Hani öyle video çekeyim falan filan. Ona benim aklıma bile gelmedi. Eşim birkaç tane video çekmiş. Ona dedim YouTube'a vlog çekmek istiyorum ama nerede vlog? Hani kaç gün oldu? Çekemedim dediğim gibi. Olsun, can sağlığı olsun. Çekilir inşallah. Yazıyorsunuz Zehra neredesin? Öldün mü kaldın mı, iyi misin diye. Vallahi diyorum ya, işte ölmedim ama yaşamıyorum da gibi bir durum. Yatıyorum. Şu anda oturuyorum mesela ama birazdan yine uzanmam gerekiyor. Çünkü çok oturmama da izin vermiyor doktor. Ameliyattan sonra size detaylı video çekeceğim demiştim ama daha süreç tamamlanmadığı için hani bir şey de diyemiyorum açıkçası. Ama şunu söyleyeyim. Instagram'da bu ameliyatı, göbek fıtığı ameliyatını geçiren arkadaşlardan 2 ay geçtiği halde hala acısı geçmeyen, 3 gün sonra koşan, işte eltisi olimpiyatlara katılanlar falan varmış. Atma Ziya. Vallahi öyle yazıyorlar. Ziya, benim diyor. Atma olimpiyatlara. Ya güldürme, karnım ağrıyor. Yazmış ki kadın. Yüzümde çok ödem var ya, bakmayın şu an. Kadın yazmış ki benim eltim 3 gün sonra koştu. İyi dedim Allah dedim. Evet Allah dedim, eltine dedim inşallah yarışma kazandırsın dedim aşkım. Ben dedim yürüyemiyorum. Herkes farklı yani, yapacak bir şey yok. Ki benim ağrı eşiğim düşük değil yani, yüksektir. Canım da hiç tatlı değildir. Kendimi de böyle acındırmam, ağlamayı da hiç sevmem. Hep pozitifimdir ama yürüyemiyorum yani. Hani tazı gibi koşamıyorum, yapabileceğim bir şey yok dedim. İşte ağlaklanma, şımarık şımarık orada işte sızlanma falan, ki sosyal medyada da hiç sızlanmadım. Sessiz. Bana yazmış sızlanma, şımarık şımarık, ki Instagram'a ameliyat olduğumu bile söylemedim bak. Dedim ki insanlar demesin bu kız ameliyata girdi. Ben ne zaman uyanacağım, anesteziden de story atacağım iyiyim falan diye. Dedim beni merak ederler, akılları kalır. Sonra hiçbir şey yazmadım. Yazmayınca da merak ettiler. Elif ablaya kadar ulaşmışlar. Eşime yazanlar, arkadaşlarımı arayanlar, mesaj atanlar. İşte o kadar çok arayan soran olmuş ki, telefonda uçak modundaydım. Bir açtık ki WhatsApp dolu. Instagram da aynı şekilde. Sonra beni boşayanlar mı dersin? İşte boşandı da ondan ortalarda yok falan. Dedim en iyisi normal diyeyim ki arkadaşlar ameliyat oldum. Böyle böyle bir sıkıntım vardı ki söylemiştim daha önce olacağımı. İstanbul'dan dönünce olacağım falan diye. Öyle yani kızlar. Bugün Leyla, iyiyim efendim. Ne diyecekler ki? Bak
Yaz bunu bir kenara, o yorumlarda sayın seyirciler görürsünüz. Söyleyeyim mi? Söyle. Bu ameliyat oldu. Açıldı ya, ondan fıtık oldu mu diyecekler. Yok kız, 10 senelik Verilece'nin evet. doğumundan sen sonra var, oldu. Ne? Bize Muhammed'le tanıştığında da sen anlatıyordun ya, abla sürekli ağrım var. Ya şöyle, benim bir problem zaten olmadan olmuyor arkadaşlar. Yani bir önceliğinden bir sıkıntınız olmadan öyle bir şey onu tetiklemiyor. Ben İdil'den sonra anlamamıştım ama Beril'den sonra uzun süre ağrım oldu. O zaman işte doktorun bana hep dediği, hani bunu ertelemeden yapman lazım. Maşallah ben de doktoru çok iyi dinledim. Çocuk 10 yaşında, ben daha yeni ameliyat oldum düşünün. Artık dedim yani bunun ertelenme gibi bir durumu yok. Olcan Zehra, yapacak bir şey yok. Olduk bitti çok şükür. Bugün 5. günüm. Pazartesi oldum, bugün cuma. Allah bu cumanın yüzü sürmedi de bana şifa nasip etsin inşallah. Akşam da dediğim gibi yine doktoruma gideceğim. Elif ablayı kan tutuyor. Şuna göstermeyeyim de size göstereyim. Neredesin kız, sen buraya gel. Kuyruğumu size göstermek istiyorum arkadaşlar. Of. Bu beni inanılmaz rahatsız ediyor. Şu direnle yaşamak. Korkunç bir şey. Uyurken sağa dönerken onu da sağa döndürüyorsunuz. Sola dönerken onu da sola döndürüyorsunuz. Git bakalım, lavaboya gidiyorsun. Lavaboda kenara koyun. Dişini fırçalayacaksın, onu da tutuyorsun bir elinde falan. Beril'i çağırıyorum, gel tut kızım diye. O bayağı bir sıkıntı. Elif abla da ne yapsın, işte evi temizliyor. Neyse, birazdan videomuza devam ederiz. Öyle kızlar. Şöyle size bir ses vereyim dedim ama bir gün, iki gün önce benim yüzümü görseydiniz inanılmaz kötüydü. Yani dudaklarım beyazdı. Hala beyaz, tam kendine gelmedi. Kadın hastalıklarıyla alakalı bir sıkıntım daha vardı. Aynı ameliyatta o da oldu. İki ameliyat oldum. Yani sadece bir ameliyat değil. Onun ne olduğu bana kalsın. Boş verin. Uzun lafın kısası, Allah kimseyi sağlığından etmesin. O da 7 yıllık bir mazisi var. Hatta 17 yaşından beri vardı böyle benim ufak tefek o sıkıntılarım. Sonra işte doğum olsun, bebek olsun, geçer falan demişlerdi. Gerçekten de emzirme döneminde falan geçmişti. Sonrasında yine oldu. O da aradan çıkmış oldu. Ama şu anda iyiyim ya. Çok şükür Rabbime. Daha da iyi olacağım inşallah. Şimdi yürümek, koşmak. Ondan sonra karnın ağrımadan gülmek, dikişlerin zorlanmadan bir şey eğilip almak, yani hiçbir şey hissetmeden bir şey eğilip almak falan çok büyük nimetmiş. Hepsinin kıymetini bilin, hep şükredin. Sağlık çok önemli bir şey. Banyo yaptım sonunda çok şükür. Bugün biraz yordum kendimi. Sesim o yüzden böyle çıkıyor. Yüzüm bembeyaz. Kansızlık var çünkü ama geçecek inşallah. Saçımı kim kuruttu? Kim kuruttu aşkım? Ben. Benim güzel kızım prensesim kuruttu. Şu ameliyat sürecinde değil, o kadar yardım etti. O kadar yardım etti ki anlatamam size. Saçımı da kuruttu, taradı. Bana annelik yaptı. Canım kızım. Şimdi gidiyoruz. Beril de ben lavaboya giderken hiç yanından ayrılmıyorum. Annem. Hayır ama ben... İkinizi de çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ama Duman annemin ayağına saldırıyordu. Duman bana saldırıyor, evet. Amacını çözemedik ama çözeceğiz evet, inşallah. Evet, ama şu annemin tane çorap var, o çorabın... Ha evet. Ayağımdaki çorabını fark ettik, sonra çıkarttık. Direnler de çıktı bu arada. Değil mi Beril? Dur, tuşa bakmayacağız. Bir, iki, dur, şöyle değecek. Bir, iki. Evet. Bugün ameliyatın 8. günü. Daha iyiyim. Daha da iyi olacağım. Ödemlerim de gitti. Bakınız çok şükür. Ellerimde kemikler çıktı ama zayıfladım herhalde bayağı bir. Çünkü ellerim kemikli değildi bu şekilde benim. Bayağı da tontişti. Neyse. Güzel mesajlarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum kızlar. YouTube'dan merak edip böyle durmak zorundayım bu arada. Kusura bakmayın, böyle saygısızlık. Hani serseri gibi duruyormuş gibi de olmayayım ama dik duramıyorum daha ağrım olduğu için. Yani zorladığımda ağrım oluyor. Çok şükür şöyle ağrım yok ama çok daha iyiyim. Yani o 5. günle 8. gün arasında dağlar kadar fark var. Ama tabii ki normal hayatıma devam edemiyorum. Çocuklar mesela şu an babalarıyla ilk gün okula gittiler. Ben gidemedim. YouTube'da Instagram kullanmadığı halde bir şekilde bana maille bile ulaşan bir sürü arkadaş oldu. Merak ettikleri için. Hepinizi
Çok öpüyorum. Allah razı olsun. Güzel mesajlarınız için yine söylüyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Daha sağlıklı, daha iyi yüzümün falan da böyle kendine geldiği bir vlogda görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.